Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, bir Sağlığın Bereketi programında daha ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün de yine Ramazan ve sağlık konusunu işleyeceğiz. Bu mübarek ayın sağlığımızla ilişkilerini, gerek ruh sağlığımıza gerek beden sağlığımıza etkilerini, faydalarını uzun uzadıya konuşacağız. Bugün yine birbirinden değerli iki misafirimiz var. Ben önce misafirlerimi tanıtarak başlamak istiyorum. Sayın Tahir Şaşmaz Beyefendi, önceki dönem Elazığ Milletvekili, ilahiyatçı, eğitimci misafirimiz. Hoş geldiniz Tahir Hocam. Hoş bulduk beyefendi. Sayın Vekilim, şeref verdiniz. Ve Profesör Doktor Haşim Çakırbay, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Haşim hocamız da aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde çok aktif bir ağabeyimiz. Elazığ Kültür Derneği'nin başkanı. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Bugün çok güzel bir tesadüf. Biz 3 Elazığlı bir araya geldik bu programda. Bununla da mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle buradan başta Elazığ'daki hemşerilerimiz olmak üzere bütün komşu vilayetlerimize, Erzincan'a, Diyarbakır'a, Bingöl'e, Tunceli'ye, Malatya'ya, bütün Doğu ve Güneydoğu komşularımıza ve bu vesileyle bütün gönül coğrafyamıza, Altaylar'dan Tunu'ya kadar selam göndererek programımıza başlayalım. Evet, değerli misafirlerimiz, önce sayın milletvekilim, bir ilahiyatçı ve eğitimci olarak sizinle izin verirseniz başlayalım. Şimdi bu mübarek Ramazan ayının biz hekimler birçok sağlıkla ilişkilerini her zaman konuşuruz. Ama bir de işin ruh sağlığı boyutu var, manevi yönü var ki bu da çok önemli. Bize bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu Ramazan ayı deyince ruhumuzla nasıl bir manevi iklime giriyoruz sayın vekilim? Dilimin döndüğünce konulara değinmeye çalışayım. Önce sayın izleyicileri selamlıyorum. Sevgilerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'ın emanetinde, hıfzında olsunlar hepsi. Amin. İslam dininde sağlığa büyük bir önem verilmekte. Niye? İnsan bir defa yaratılmışların en şereflisi. Birçok canlı türleri var. Uçanları var. İşte etoburlar var, otoburlar var, suda yaşayanlar var. Her birinin de kendine göre bir başlayış, yaşayış, bitiş dönemleri var. Rahatsızlık dönemleri var. Aynı şekilde insanın da var. İnsan daha narin bir yaratık. Diğerlerinden çok daha apayrı bir yaratık. Aklı var, fikri var, izanı var, iradesi var. Hele hele o iradeyle iyiyi kötüden ayırabiliyor. Yanlışı doğrudan ayırabiliyor, yani tefrik edebiliyor. Ve bunun neticesinde de sorumlu tutulabiliyor. Bir irade-i külliye var. Cenab-ı Zülcelal'e aittir o. Bir de irade-i cüziye dediğimiz kulun kendisine ait irade vardır ki tercihlerini kendisi yaptığı için ya sevabı hak kazanıyor veya cezaya müstahak oluyor. İnsan yaratılışı icabıyla daha narin bir yaratık. Daha çabuk doğal şeylerden etkilenebiliyor veya maddi durumlardan etkilenebiliyor, ruhi durumlardan etkilenebiliyor. Çeşitli etkenlerle çok çabuk rahatsız olabiliyor. Bunun için İslam yaratılmışların en yücesi olarak gördüğü insana birçok konuda öğütler veriyor. Mesela Cenab-ı Allah Bakara suresinde 155. ayette şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve le nevlüvenneküm bi şeyim minel havfi vel cu'i ve naksim minel envali vel enfüsi ve semerat. Cenab-ı Allah bizi bizden daha iyi bilici olduğu halde zaman zaman bazı şeylerle bizleri imtihana tabi tutar. Neymiş bunlar? Bir korku müsallat eder. Panikliyor muyuz? Allah'a mı sığınıyoruz? Bir yere dayanıyor muyuz? İmanımıza mı sarılıyoruz? Vel cu'i, vel açlık da karşı karşıya bırakır ki Ramazan'da aç kalmayı tadıyor müminler. Aç kaldığı zaman gene şaşırıyor mu ne yapacağını, ne edeceğini, yoksa imanına sarılıp Allah'a mı sığınıyor?
ve naksim minel envali. Malında, mülkünde bir azalma meydana getirir. Gene aynı paniği ölçer. Vel enfüsü ve semera. Doğrudan dolayı kendi nefsine, sevdiklerine, yakınlarına, eşlerine, dostlarına ve emtihanında ürettiği şeylerde bir azalma meydana getirebilir. Bunlarla denemeye tabi tutar onu. Bütün bunlar karşısında sabredenlerden olabiliyor mu? Allah'a sığınabiliyor mu? Önemli olan sabredebilmek. Acizlikler karşısında acize düşmek insanı ruhsal bunalımlara götürür. Evet. Ama Allah'a sığınmak ona bir ferahlık kapısı açar. Müsaade ederseniz yaşadığım bir şeyi anlatayım. Buyursunlar hocam. 80 ihtilalinde akşam ben milletvekili olarak yattım. Sabah radyodan duyduğum anonsla vatan haini olarak uyandık. Evet. Bizi tutukladılar, dil okuluna götürdüler. Orada bir ay içinde kimin akıbeti ne belli değil. Kim idam olacak? Kim müebbete hapsolacak? Bir kararsızlık var. Orada inananlarda şu şeyi gördüm, dayanışmayı. Ufak bir mescit oluşturduk. Secdeye kapandık, her şey bitti. Allah'a sığındık. Sabırla ilgili ayetleri okuduk, rahatladık. Sabırla ilgili hadis-i şerifleri okuduk, rahatladık. Bir de anlı secdeyi Rahman'a gelmeyen arkadaşlar vardı. O belirsizlik döneminde en yakın arkadaşların birbirine girdiklerini, ağza alınamayacak şekilde birbirlerine hakaret ettiklerini, tard ettiklerini gördük. Bu inançsızlığın en güzel bir belirtisiydi. Demek inanç çok büyük bir kazanç. Evet. Ruhsal sağlığı önlemede en büyük yarar, en büyük destek. Ben bunu bizzat yaşayarak gördüm. Çok önemli. Orada o hapishane bize ibadetle, taatle, işte Kur'an okumakla, hadis okumakla veya büyüklerin menkıbelerini okumakla bir tatil gibi geçti. Diğerlerine cehennem azabı gibi geçti. İnanmanın burada faydası var. Diğer şeylere bakıyoruz. Fiziki rahatsızlıklar var. Maddi rahatsızlıklar var. Bunların da devasını Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Allah hem derdi hem de devayı göndermiş. Her hastalığa bir çare yaratmış. Öyleyse tedavi olun. Ancak tedavide haram olan şeyleri kullanmayın. Demek ki eskiden bir yanlış alışkanlık vardı mesela. Cahiliye çağında bazı hastalar kendilerini şarapla tedavi ederlermiş. Gelmişler Allah'ın Resulü'ne gelmişler. Asr-ı saadette artık. Şarabın hükmünü falan sormuşlar. Haramdır demiş Allah'ın Resulü. İçilmesi yasaktır demiş. Ya biz işte eskiden onun da tedavi olurduk. Allah'ın Resulü gene haram olan bir şeyle tedavi olmaz diye şey yapmış. Ama niye? Tedavi için tıbbi yolları göstermiş. O zaman da tabipler var, şeyler var, hekimler var. O zamanın şeylerine göre, kurallarına göre. Önce tedaviye yönlendirmiş. Son çare olarak manevi şeylere yönlendirmiş. Manevi şeyle tedavi var mı? Var. Var. Dualar var mı? Var. Gene Allah'ın Resulü bize şey yapıyor. Tedavide en büyük şeyler. Onu da şeyden sonra şey yapıyor. Allah'ın Resulü diyor ki nazar gerçektir diyor. Göz değmesi deriz biz buna. Evet. O da bir hastalık. Nazardan dolayı insanda çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Tavsiye olarak da Kur'an'da günde 5 vakit namazın her rekatında 40 defa okuduğumuz Fatiha-i Şerif var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ihlas var. Ki ihlas İslam'ın tevhid inancını en güzel özetleyen şeydir. Fatiha zaten Ümmül Kitap diye anılır. Kur'an'ın anasıdır. Özetidir 7 ayette. Ve Nasr suresi, Nasr suresi, İzâ câe nasrullâhi, pardon, Kul euzü birabbin nas ve Felak suresi, Kul euzü birabbil felak. Bilhassa bu ikisi nazar için. Bunları hastalara tavsiyede okumakta faydalı bulmuşlar.
Bunun dışında İslam'da büyücülük, tütsü yapmak, efendim işte nazar boncuğu takmak veya nazarlıklar takmak, bunlar tamamen şeydir, yasaktır. İslam'la uyuşmayan şeylerdir. Hatta Hazreti Peygamber nazarlık taşıyan insanların biatını bile kabul etmemiştir. Ta ki o nazarlığı kaldırana kadar. Niye? Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Sende bir şey varsa Allah'a sığın. Boşuna dememişler. Sahaya sarıl, hikmetine ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Gene de anlatırlar bir menkıbede. Hazreti Zekeriya aleyhisselam Yahudilerden kaçıyor. Yakalasalar öldürecekler. Ormana dalıyor. Kalınca gövdeli bir ağaca rast geliyor. Ey ağaç yarıl da ben içine gireyim bunlardan kurtulayım diyor. Ağaç mucizevi olarak yarılıyor. Hazreti Zekeriya içine giriyor. Fakat Yahudiler oraya yaklaştığında şeytan onlara bir ihva veriyor. Şu ağacı diyor testereyle keserseniz diyor Zekeriya'yı da öldürmüş olursunuz diyor. Başlıyor ağacı testereyle kesmeye. İlk testerenin hızarın ağzı Zekeriya aleyhisselama değdiği zaman feryat ediyor ah diye. Hemen haktan bir uyarı geliyor. Ya Zekeriya sen ağaca sığındın. Rabbine sığınmadın. Onun için ah etme, tahammül et, sesini çıkartma, bundan sonra sabır göster ki peygamberliğin de elden gitmesin. Ve bu ikaz üzerine testere onu ikiye biçinceye kadar sabrediyor, tahammül ediyor, hatasını anlıyor ama hayatını da kaybediyor. Sırf o ağaca sığındığı için. Demek ki bizim için sığınak nedir? Rabbimizdir. Rabbimizden başka medet ummak, imdad ummak, onlara sığınmaya çalışmak çok yanlış olur. Bu da Sayın Hocam buyurduğunuz gibi bizi sağlığa, ruh ve beden sağlığına götüren en güzel, en doğru yol. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Sayın Hocam, siz tabii bir fizik tedavi uzmanısınız. Bu konuda çok geniş bir bilgi ve tecrübe sahibisiniz. Hocam bu içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında biz çokça ibadetler yapıyoruz. Teravih namazları başta olmak üzere çokça namazlar kılınıyor. Bunlar hocam bedenimizi, vücudumuzu, kaslarımızı, eklemlerimizi nasıl etkiliyor? Bu ayda karşılaştığınız ağrılar var mı? Faydası mı oluyor? Zararı mı oluyor? Bu tür hastalar geldiğinde neler tavsiye ediyorsunuz? Bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Evet, öncelikle şahsınızda Bereket TV'ye çalışanlarına biz şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Çağırdığınız için teşekkürler. Sağlık tabii bir bütün. Biraz önce hocam anlattı. İşin bir ruhi boyutu var değil mi? Evet. Diğer eklem boyutu var. Bir bütün insan. Bu bütünlük eğer bir dengede olduğu zaman daha sağlık mükemmel bir noktaya taşınmış olur. Tabii Ramazan ayında bir hareket sistemini bir efendime söyleyeyim totaliyle o Ramazan ayının muhtevasından farklı düşünmek uygun değil. Yani hareket sistemi eşittir İslamiyet noktası değil de işte orucunun manasıyla efendime söyleyeyim namazı manasıyla kılmak daha önemli bir konu. Ha, Ramazan ayında bu yaptığımız hareketler, yaptığımız ibadetlerdeki hareketler nasıl bir katkı sağlıyor diye sorduğunuz anda bir kere insanlar birçok para ödüyor değil mi? Salonlara, değişik yerlere. Aman bu bel kaslarımı, karın kaslarımı güçlendireyim, diz eklem hareketlerini iyi bir noktaya taşıyayım diye birçok gayret gösteriyor. Bununla ilgili maddi külfet de çekiyor.
İşte bu Ramazan, yapan için tabii, bir kere günde 5 kere teravih namazı dışında, değil mi? Allah ile buluşma kavramı, hareket boyutu oluşuyor. Bu hareket kontrollü bir hareket. Takdir edersiniz, çok travmatize değil. Kişi o namazı kılarken bir ahenk içinde kılıyor. Ve aşırı zorlama tabii, yok. Tabii zorlama yok. Vücutta. Eklemler zorlanmıyor, kaslar zorlanmıyor. Bu bir sağlıkla ilgili bir güzel boyut. İki, sağlık da mesela en önemli, bu Ramazan ayında en önemli konulardan bir tanesi belimizle ilgili olan konu. İşte bel fıtığı dediğimiz konu, değil mi? Dizlerimizle ilgili olan konular. Şimdi ayakta durduğumuz anda Kadir Han Hocam, o bel kısmındaki disklere binen yük oturduğumuz andan daha azdır. Yani travma etme boyutu ön planda değil. Şimdi teravih kılarken bir denge içinde kılındığı için o kasları da o ahenk içinde de güçlenmiş oluyor aslında. Yani zararlı bir boyutun olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki uygun bir manada namaz kılın. Bu bir. İki, bir kere namaz hijyenik şartları itibariyle koruyucu hekimliği oluşturuyor, değil mi? Yani abdest alıyoruz. Elimiz günlük aktivitede her tarafa değiyor. Bir koruyucu hekimliğin adı aynı zamanda. Namaz kılan bir kişide. Bir diğer konu, günlük olarak elimizin yüze gittiği, deriyle buluştuğu, mikropların buluştuğu, manyetik alanla ilgili, değil mi? Birçok şeyin yüzde buluştuğu bir anda siz abdest alıyorsunuz ve yüzdeki o olumsuzlukları devre dışı bırakıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Tabii. İkinci konu, sahura kalktığımız anda bildiğiniz gibi gece faydalı hormonlar üretilir. Sizin biyokimyacı olarak da konunuz, değil büyüme mi? Büyüme hormonu. Tabii büyüme hormonu vesaire. Sabahleyin namaza kalkma boyutlarında faydalı hormonlar yine devreye girer. Hani ya bir ikaz vardır veya uyun şeklinde. İkindi girdiği zaman uyumayın diye bir ikaz var, değil mi? Evet. Uyarsanız iyi olur, lehinize olur diye bir görüş İslamiyet'te. Araştırırken, okurken bir yerde ikindi arasında da vücuda faydalı hormonlar üretilir. Uyku bunu bölüyor. Evet. İkindi boyutunda o faydalı hormonlar sağlığı bir işareti. Ama uyku bunu böler dediğiniz gibi. Bir diğer boyut, bizim biliyorsunuz çok son zamanlarda gündemde olan bir konu var. Lipitler, kolesterol vesaire. Bunlar fütursuzca beslendiğimiz anda, tıka basa beslendiğimiz anda damar cidarlarında bunlar toplanır. Ve dolayısıyla damar sistemine, dolayısıyla sağlık sistemine zarar vermiş olur. Şimdi bu arada, yani Ramazan ayında bizim yaptığımız namaz kılmadaki hareket ötesinde bir de orucun da bunda katkısı var. Nedir derseniz, çünkü az yediğimiz için midemiz az çalışmış olur, değil mi? Evet. Evet, dolayısıyla kendini tamir etme boyutu olur. Kalbimiz az kan yollar. Dolayısıyla çok fazla çalışmamış olur. İşte o kolesterol, lipitler çok fazla gıda almadığımız için damar cidarına gidip çok fazla yapışmaz. Kendini tamir eder bir noktada vücudun tüm sistemi. Bu oruç zamanında, Ramazan ayında. Evet. Bir de düzenli bir hareket de düşünürseniz, ikisi birlikte vücuda sağlık kazandırabilir. Yeter ki uygun şekliyle yapın bunu. Mesela hep sağlıkçılar şunu ifade eder ya, çok ağır yemekler yemeyin diye, değil mi? Yağlı yemekler yemeyin diye. Tabii ağır ve yağlı yemeklerin adresi şu: hücrelerin kendine vakit ayırmaması anlamına gelir. Çünkü hücre kendisine vakit ayırmalı ki tamir etsin. Değil mi? Bir araba için ne masraflar yapmaktayız? Senede bir kere tamire sokmaktayız. Bakımdan geçecek. Evet.
İşte bu Ramazan'da belli periyotlarla, belli evet, aralıklarla bakımı tabii var her şeyin. Ramazan'da orucuyla, namazıyla, teravisiyle bir noktada vücudun değil mi, bakımı. Mesela hücreyi yenileme periyodu bunda hızlanır. Ama burada bir konuyu dile getirmem lazım. Biz sonuçta kanıta dayalı tıpla uğraşmaktayız Kadir Han Hocam. Tabii. Kanıta dayalı. Hani ya ilahiyatçılar ne der, değerli hocam ne der bilmem ama yaradan önce bir sistem yaratmış. Daha sonra peygamberlerimize değil mi? Bunu kullara öğretin demiş. Önce bir sistem var. Kanıta dayalı boyut da değil mi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki sistemin bir yapılanması da insan vücudunda var. Muazzam bir denge var. Bakın şimdi espri olarak algılamayın. Bir telekomünikasyon sistemi var vücutta. Değil mi? İletişim sistemi. Değil mi? Bizim sinir sistemimizle irtibat. Evet. Bir Tarım Orman Bakanlığı'nın depoları var karaciğerimizle ilgili. Değil mi? Evet. Bir Devlet Su İşleri Kanalizasyon Sistemi var. Değil mi? Midemiz, bağırsaklarımız. Öyle bir sistem yaratmış ki yaradan. Bakın kalbimiz insani duygu, nefreti de oluşturuyor, içinde barındırıyor. Sevgiyi de, merhameti de. Bakın beynimiz bir devlet sistemi aslında, değil mi? En başta devlet sisteminde de öyle değil mi? Sayın milletvekili. Aynen. En başta bir Sayın Cumhurbaşkanı var, değil mi? Evet. Bir sistem. Bu sistemi dengeli olarak oluşturduğunuz anda bunun da bakımını yapmak zorundasınız. Evet. O bakımın adı da bir noktada Ramazan ayı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbete isterseniz kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, sohbetimize kısa bir ara daha sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, kısa bir aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Ramazan ve Sağlık programında çok değerli iki konuğumuzla konuşuyoruz. Evet Sayın Hocam, ara vermeden evvel siz bu manevi iklimin beden sağlığımıza faydalarından bahsediyorduk. Vücudumuz nasıl etkiliyor, bu ibadetler nasıl olumlu etkileri var onu konuşuyorduk. Uygun görürseniz kaldığımız yerden devam edelim sohbete. Şunu arz etmek istiyorum. Tabii insan vücudu mükemmel bir sistem gerçekten. Bu mükemmel sistemle ilgili tıp dünyası ve tıp dışı branşlar da birçok çalışma yapıyor. Orucun ve namazın vücut üzerindeki müspet boyutlarını kanıta dayalı boyuta taşımak lazım. Yani nasıl biraz önce de ifade ettim mi bilmiyorum nasıl değil mi Allah'ın sisteminin kanıta dayalı boyutu Kur'an-ı Kerim değil mi? Onun için bunun gibi düşünürsek müspet veya menfi olan etkilerini de kanıta dayalı boyutla gündeme getirmek lazım. Artık ilim o noktaya taşındı. Dolayısıyla bunlar bizim çok zaman zaman az da olsa yapılan çalışmalardan edindiğimiz bilgiler. Orucun mide hücresi üzerindeki müspet etkilerini geniş tarayan, geniş yapan çalışmalar önemli. Mesela suyla ilgili değil mi? İşte çok farklı ifadeler var. Bayanlar için 2-3,5, beyler için 2,5-4 arası günlük su tüketilmesi gerekiyor. Evet. Ama bu rakamlar değişebilir. Farklı farklı görüşler bunu. İklime göre, kiloya göre. Evet. Kişinin aktivitesine göre, efendime söyleyeyim, hastalığına göre, yaptığı işe göre değişir. O halde inanan kesim bir noktada bunları söylerken bunları da kanıta dayalı boyutuyla insanla kazandırması gerekir. Orucun mesela o kadar çok faydası var ki değerli hocam. Mesela bunlardan bir tanesi tüm vücut hücre üzerinde müspet etkileri var. Yani
hücreyi yenileme boyutu. İkinci olarak işte mide bağırsak problemleri olan kişilerde yine faydası olur. Bunun yanında tabii vücudun kendisini efendim, tamir zeminine değil mi bir imkan sağlamakta. Ama bunlar ötesinde bir de Ramazan ayında oruç tutmaya engel durumlar da söz konusu. Örneğin insülin kullanan bir kişi düşünün değil mi? Şeker hastası. Bunun tutma boyutu sağlık yerine zarar oluşturabilir. Bunları zaten vatandaşlarımız çok şuurlu yavaş yavaş hekimlerle entegre ederek neyin zararlı olduğunu, olmadığını gündeme getirmekte ve tutup tutmadığına karar vermekte. Mesela diyelim ki bir sahurdan sonra 8 saat sonra. Gerçi bu 2,5-3 saat sonra bildiğiniz gibi değil mi? Mide yavaş yavaş boşalıyor ama açlık dediğimiz o kavram 7-8 saat sonra tam kendini göstermeye başlıyor. İşte burada bu dönemde şeker depoları hızla devreye girmeye başlıyor. Ama oruçlu olduğunuz için, karbonhidratı da almadığınız için bu sefer vücut ne yapıyor? Bu sefer mevcuttan tüketmeye başlıyor. Tüketirken de asitli maddeler salgılamaya başlıyor. Bu sefer vücuda zararlı olmaya başlıyor. Şimdi bunlar da vücuda katkı değil, zarar sağlayan unsurlar. O halde oruç tutan kişilerin eğer idrar yollarıyla ilgili ciddi su tüketmeleri gerekiyorsa onu hekimle entegre etmeleri lazım, görüşmeleri lazım. Şeker hastalarının yine doktorla görüşüp ona göre tutup tutmayacağına karar vermeleri lazım. Bunlar da müspetleri yanında bir de vücuda zarar veren unsurları da düşünmek lazım. Hocam çok güzel ifade buyurdunuz. Aynen sizin buyurduğunuz gibi. O yüzden de her vücudun hastalığı, sağlığı, fiziksel durumu, kimyasal durumu birbirinden farklı gaz ettiği için buradan biz böyle genelleme yapıp hani o tutsun bu tutmasın diye tavsiyeden ziyade izleyicilerimize kendi takip eden hekimlerine danışmalarını öneriyoruz. Çünkü biz buradan televizyondan izleyicilerimizin o kimyasal durumunu, fiziksel durumunu bilmemiz mümkün değil. O yüzden takip eden hekimlerine, devamlı hekimlerine muhakkak bir gidip gözükmek, danışmakta fayda var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki Sayın Hocam bu vücudumuzda ağrılar, sızılar, sancılar bunların inancımızla bu namaz sistemiyle falan ilişkileri nasıl? Bu konuda siz aynı zamanda romatizmal hastalıklar konusunda da bir uzman, bir profesörsünüz. Tabii ağrının inanç boyutuyla yani direktmen ağrı kavramı inanç boyutuyla belki şöyle söylenebilir. Yani inanç boyutu şikayetleri azaltabilir mi? Tabii bunun da kanıtı boyutu önemli. Yani kanıt boyutu önemli. Romatizmal hastalıklar bildiğiniz gibi bazıları ekleme yerleşir. Ekleme yerleşen iltihabi romatizmalar vardır. Ve eklemde sıvı birikmesine Kadirhan Hocam sebep olur. Dolayısıyla eklemin ağrısına hareket özelliğini etkilemiş olur. Hareketsiz bir eklem oluşturur. Dolayısıyla romatoid artrit gibi iltihabi romatizmaları olan kişilerde eklemde sıvı birikmesine zemin hazırlayan romatizmal hastalıklarda namaz kılma boyutları biraz zordur. Yani oruç tutmaya engel bir durum bunlarda olur mu? Kullandığı ilaçlara bağlı büyük bir ihtimalle. Eğer kullandığı ilaçlar buna uygun değilse dolayısıyla ona dikkat etmesi gerekir. Ama romatizmal hastalıklarda önemli ilaçlar kullanmaktayız. Biz bunları anlatırken sağlıkçı olarak tutmama boyutuna bir kelime dahi tasarrufta bulunmayız. Yani bizim işimiz değil o. Tamamıyla kişinin işi eğer talepte bulunursa hekimden tutar mıyım tutmaz mıyım noktasında o zaman hekim tıbbi gerekçeleri gündeme getirerek masaya yatırır. Bunu yaparsan kalbinle ilgili sıkıntılar oluşur, böbrekle ilgili sıkıntılar oluşur. Deme yetkisine de sahip bir noktada. Ama onun ötesinde
İltihabi romatizmal hastalıklarda ki hareket boyutu biraz kısıtlıdır. Yani örnek diyorum, teravih namazında iltihabi bir eklemle namaz kılması biraz zor ama onu tabii din hocalarımız farklı şekliyle namaz kılmaya cevaz verdikleri için o yolu din hocalarımızdan öğrenme imkanları olur. Hocam sizin genelde hasta kitlenizde ilaç tedavisi uyguladığınızda siz çünkü çok geniş fizik tedavi çeşitleri de var bildiğimiz kadarıyla. İlaç tedavisi uyguladığınızda bu orucun saatleriyle sahurun saatleriyle bir çelişki teşkil ediyor mu? Böyle mutlaka mesela, kesin bir ilaç tedavisi oruçla şeyle çelişiyor, çakışıyor. Çekişen, var mı sizde? Evet, çelişen hastalıklar var. Örnek diyorum mesela biz fizik tedavi doktorları romatizmal hastalıklarla uğraşırız. İltihabi eklem hastalıklarıyla uğraşırız. Bunlardan bazıları var ki gerçekten muhakkak düzenli ilaç alması gereken hastalıklar. Ama diyelim ki kireçlenme dediğimiz. Kireçlenmenin biliyorsunuz iki kaynağı var. Bir genetik, bir de yaşlanma. Değerli hocam katkıda bulunsun. Hani ya her canlı ölümü tadar ayeti var ya. Onun gibi her canlı neredeyse bu kireçlenmeyi tadar. Çünkü %80'i genetik olan ve yaşlanmayla yaşlanmayla birlikte artan bir hastalıktan bahsediyoruz. Böyle bir hastalık olduğu zaman ben kanaatimi söylüyorum sadece. Yine biraz önce de ifade ettim. Biz sağlıkçıyız. O dini boyutu hocalarıma bırakmak istiyorum. Kişinin kendi tasarrufu. Mesela dizde kireçlenme var. Oruca bir engel tablosu yok. İlaçları ona göre tanzim edersiniz. Ama böbrekleri etkileyen, kalbi etkileyen bir örnek diyorum, sistemik lupus gibi, romatoid artrit gibi vesaire romatizmal hastalıklarda muhakkak dengeli bir ilaç kullanmak zorundasınız. Hele aktif durumdaysa romatoid artrit, sistemik lupus vesaire aktif durumdaysa muhakkak ilaç kullanmak zorundasınız. Onların tabii ilaçları iftar sahur arasına oturmuyor mu hocam? Oturabilir. Yani bu tabii sadece o değil. Eğer böbrekleri etkilemişse, kalbi etkilemişse bunların da ilaçları devreye giriyor. Biz sadece bunu yaparsanız şu riskleri oluşturursunuz gibi bir söylem içinde olmak zorundayız. Yani altını böyle hassasiyetle çiziyorum çünkü yani ilahiyatçı hocaların tasarrufunda olan bir kısma girip olmayalım düşüncesiyle. Dolayısıyla eğer kişi denemeyle bunları yapmaya muktedirse, tutabiliyorsa kendi takdiri. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi gerek Tahir Bey hocam gerek siz çok güzel ifade ettiniz. Bu Ramazan ayı gerçekten ruhsal ve bedensel açıdan tam bir arınma oluşturuyor. Hem ruh sağlığımız açısından hem beden sağlığımız açısından şöyle bir o ayı bu şekilde böyle bir manevi iklim içerisinde biraz vücudumuzu ve ruhumuzu dinlendirerek geçirmiş oluyoruz. Arındırıyoruz gerçekten birçok kötülüklerden arınıyor. İnşallah her yıl öyle olur, hepimiz için öyle olur, hayırlara vesile olur. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Şimdi izin verirseniz ben Tahir Bey hocama şunu sormak istiyorum. Hocam İslamiyet'te gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadislerde, sünnette sağlıkla ilgili birçok konulara değiniliyor. Onlarla ilgili bize neler söylersiniz? Mesela organ nakli çokça bize sorulur. Biz hekimlere organ nakliyle işte caizdir, efendim değildir, hayırlıdır gibi. Organ naklinden de biraz bir iki cümleyle bahsederek bu işte İslam'ın öngördüğü hijyen, sağlık koşulları falan biraz sohbetimize onu ekleyebilir miyiz? Organ naklinde tartışmalara bir açıdan girilmiş. Yani kıyamette hepimiz haşrolunacağız. Evet. Haşrolunmak ne demek? Bütün bedenimizdeki uzuvlarımız da tekrar dirilip aynı uzuvlarla ki o uzuvlar saçımızın teline kadar hepsi Hakk'ın huzurunda şahitlik edecek. Şu
şu iyiliği yaptı, şu kötülüğü yaptı. Bu açıdan hareketle Hanbeliler kesinlikle şeye karşı. Organ nakline karşı. Ama Türkiye'de çoğunlukta olan Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebine göre ise cevaz veriyorlar organ nakline. Bunun içinde yardımlaşmayı emreden ayetleri, insanların birbirine yardım etmesi gerektiğini açık açık anlatan ayetleri delil gösteriyorlar. Daha başka şeyler de var. Bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir diye bakıyor İslam. Ki bu şeyden doktorlar çok şanslı. Her hayat kurtardıkça büyük sevaplar kazanıyorsunuz. O açıdan hareketle de organ naklini fetva verenler olmuş. Şeyden de giriyorlar. En basitinden bir anne öldü. Ama karnında cenin var. 8 aylık doğum şehrine gelmiş. Annenin karnını yarıp o cenini oradan alıp onu yaşatmaya çalışmak caiz. Veya tam tersi, anne hayatta, cenin öldü. Evet. Kalbi durdu. Cenin öldü. Yine annenin karnını yarıp onu oradan arıyorlar. Anneyi sağlığına kavuşturuyorlar. Bu da caiz. Yani böyle buna benzer deliller gösteriyorlar. Madem hayat kurtarmaya yarıyor diyorlar. Fetva veriyorlar. En yakın fetva da şeyde başlamıştı. 1979'da çok geç kalınmış bu konuda. 1980'de Türkiye'de kararı alınmış. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından. Yine 1980'li 81'li yıllarda Küveyt'te karar alınmış. Organ nakli caizdir diye. Daha sonralar 88'li, 89'lu, 90'lı yıllarda Suudi Arabistan'da din şurası tarafından alınmış kararlar var. İnsan sağlığı açısından önemli olduğu için cevaz veriyor. Ama burada bazı şartlar da öne koşuyorlar. Bir yerden bir yere organ nakli olacaksa önce %100 o hastanın iyileşeceğine hazık bir tabibin olur demesi lazım. Bu hasta bu organ nakliyle kurtulur diyecek. Hastanın kendisinin önceden ben bu organımı bağışlıyorum, organlarımı bağışlıyorum demesi lazım veya varislerinin onay vermesi lazım. İşin içine maddiyat girmeyecek. Bir para karşılığı şu bu olmayacak. İslam böyle bakıyor. Yani maddiyat karşı ben böbreğimi satayım, ben işte korneamı satayım, ben şunu satayım, ben bunu satayım. Malumunuz ilk şeyler de herhalde derin nakilleriyle, damar nakilleriyle başlamış. Sonra işte kalp naklidir, kornea naklidir, şudur, budur, karaciğer naklidir, bu ilerledi. Bugün teknoloji bayağı geliştiği için artık bu şeye de iyiden iyiye herkes olur gözüyle bakıyorlar. Ölüden diriye nakil. Diriden diriye de nakil var. Diriden diriye nakilde de önce şeyin organını verecek olan adamın rızasının alınması lazım. Aynı şekilde ondan organı alacak adamın da kabul etmesi lazım. İki hastanın da kabul etmesi lazım. Doktorun mutlaka bu organ nakliyle bu adam sağlığına kavuşur. O bir de en ufak bir zarar gelmez demesi lazım. Ayrıca vücutta herhangi bir konsültasyona yol açmayacağını belirtilmesi lazım. Gene işin içinde maddiyat olmayacak. Orada da bir para anlaşması olmayacak. Olunca ona İslam güzel şeyle bakmıyor. Diğer şeylere gelince vaktim var mı bilmiyorum. Tabii hocam. Burada hocam o %100 buna fayda sağlar kavramı biraz muallakta. Yani şu açıdan muallakta. Çünkü bir yerden bir yere... İçinde %100'lük yoktur. Yok. Doğru. Şimdi ama o rıza kavramları doğru. Dediğiniz evet. Doğru da. Örnek diyorum. Dört dörtlük ameliyat yaparsınız. Nakil yaparsınız. Tabii o uyum noktaları önceden hesaplanıyor onlar. Bir enfeksiyon kapar, bir şey kapar. Bir enfeksiyon kapar dediğiniz gibi. Başka bir olumsuzluk oluşur.
Yani burada rıza kavramı yanında bir de o kişinin hayatını kurtarabilecek noktada bir ümit ışığı varsa o adım atılıyor ve o adım da tıbbi olarak, sağlıklı olarak görülüyor. Mesela şimdi yavaş yavaş o kadar çok üniversitede yapılmaya başlandı ki bu. Ve iyi de sonuçlar veriyor. Teknoloji de geliştikçe. Bir de kişinin kendisinden mesela diyelim bir uzuv eksikliği falan var. Yüzünde bir çirkin görüntü var, burnunda çirkin görüntü var veya kulağında bir çirkin görüntü var. Ona da şey yapıyor. Kendi vücudunun başka yerlerinden herhalde hekim beyler daha iyi bilirler. Alıp oraya onarmak, ondaki o moral bozukluğuna sebep olacak görüntüyü gidermek için de ona da cevaz veriliyor. O da var yani. Teşekkür ederiz hocam. Onun dışında siz bir şey ben eklemek istemiştiniz. Orucun en güzel yönü açlık nefsin terbiyesinde en etken şeymiş. İnsanın başına bütün belaları açan nefistir. Her türlü en felakete, büyük düşmanımız da nefis. Her türlü küçük savaştan büyük savaşlara dönüyorum demiş Allah'ın Resulü. Nefis mücadelesi için. Nasıl? Öyle bir şey anlatırlar. Rabb-i Zülcelal nefse soruyor. Ben kimim? Sen kimsin diye. Nefis diyor ki sen sensin, ben de benim diyor. Ateşe atılıyor. Cehennemde 1000 sene yanıyor. Tekrar soruluyor. Menkıbedir anlatırlar. Doğrudur, yanlıştır. Mantığa uyar uymaz. Ama bir ders var. 1000 sene sonra gene sen kimsin, ben kimim, sen sensin, ben benim. Gene aynı şeyde enaniyet devam ediyor. 3 sefer üst üste. 3000 sene yanıyor böyle. Cenab-ı Erhamirrahim bu sefer buyuruyor ki şunun yemesini, içmesini kesin diyor. Aç bırakın diyor. 3 gün sonra diyor ki bana Rabbimi bulun, ben Rabbime götürün diyor. Açlıkla. İnsanın vücudu en güzel şekilde açlıkla terbiye ediliyormuş. O açlığı tattıktan sonra gene çıkıyor huzura, soruluyor sen kimsin, ben kimsin, ben kimim, sen benim ulu Rabbimsin, ben senin aciz kulunum ya Rabbi diyor. Açlıkta kaldıktan sonra. Hocam, fakat çok, özür dilerim. Süremizi. Şeyde insan çok yedi mi bütün uzuvları harekete geliyor, azgınlığa geliyor. Fakat az yedi mi bütün ölçüler normal standarta geliyor. Allah'ı hatırlamaya başlıyor. İbadet aklına geliyor, kulluk aklına geliyor. Çok. Haramdan sakınmak geliyor, ona buna kötülük etmemek geliyor. Bu bakımdan da açlığın faydaları var yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Bedensel, ruhsal tam bir terbiye hali. Biz çok teşekkür ederiz. Bu güzel sohbetler için, programımızı onurlandırdığınız için konuklarımıza teşekkür ediyorum. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, Bir Sağlığın Bereketi programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, misafirlerimize teşekkür ederek buradan değerli izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyorum.